Sen anlat Karadeniz. Alo Devrem. Neredesin Devrem? Hayatımın en zor işini yaptım Devrem. Bir kadına oğlun öldü dedim. Bir kadına kocan artık gelmeyecek dedim. Tamam kardeşim, tamam. Sen şimdi eve geç. Mustafa abinin sana ihtiyacı var. Ben de birazdan geleceğim, hadi. Tamam Devrem. Bu nasıl ya yengem? Yengem, Mustafa dedi ki ofiste geminin belgesi mi, ruhsatı mı ne bir şey varmış. Bildirmek lazım dedi. Ama ben tam nerede olduğunu anlamadım. Tamam yenge, ben anladım. Abim nasıl? Ama nasıl olsun? Durup durup ağlay. Ben ilk defa onu böyle gördüm Tahir. Geçecek yenge, geçecek. İnşallah geçecek Tahir, inşallah. Bana bak, sen de çok dışarıda kalma ha. İşlerini bitir de gel. Mustafa'ya en çok senin faydan olur. Tamam yengem, tamam. Geleceğim. Evet. Anne, babam neden ağlıyor? Bir şeye üzülmüş kızım ama geçecek, tamam mı? Siz üzülmeyin sakın. Hadi siz şimdi çıkın yukarı, bakın bakalım Eren uyuyayım mı? Uyanınca da bana haber edersiniz, tamam mı? Tamam Asya yenge. Ben Eren'e bakarım. Oy, kurban olsunlar sana. Haydi bakalım, hadi. Esma, nasıl? Abla yeni duydum, doğru mu? Doğru maalesef. Mustafa abi nerede? İçeride. Gel haydi gel. Abi geçmiş olsun. Sağ ol Asım, sağ ol. Bana da sağ ol. Eksik olma. Eksik olma. Geçti gitti işte. Ciğerimizi de deldi gitti. Yapma bu Mustafa oğlum be. Yapma be. Tamam. Olmuş lan, ölmüşe bir çare var mı? Ha? Bilemeyiz ki. Belki de daha büyük bir belayı devirdin başından. Bilemeyiz. Giden sade gemi olsaydı babam. Nedir alır gerisini? Dünya malı dünyada kalır zaten. Ben o iki tane daha gibi delikanlıya yanarım. Bana yanarım ben. Satacağınız şey sadece basit bir gemi değil. Sizin ekmek tekneniz. Devrem, bu basit bir soygun değil. O paraları almaları düzmece. Birileri size bir mesaj göndermek istiyor. Kim? Genç Ödemir Ödemir! Ne diyorsun oğlum sen? Ofisteki hattan kayık buldum Devrem. Başka bir şey söylememe gerek var mı? Devrem. Bak sakın bir delilik yapmıyorsun. Duydun mu beni? Sakın ha? Bak kahretsin. Aman olayım, yatma yazacağım ya. Tamam. Uyuma ama dinlen. Kırma beni ne olur. İyi,
Tamam haydi. Sen bir Fatih çağır bakayım ben. Tamam, sen uzan, ben çağıracağım. Fatih! Fatih! Efendim yenge? Yukarı gel, Mustafa abin çağırıyor. Tamam, geliyorum. Çocuklar bilmiyor değil mi? Yok, bir şey söylemedik. Ama bir şey olduğunu hissediyorlar. Yani her şey gözlerinin önünde oluyor. Bir şey söylemeyin. İçtiğin, güçtiğin geçiştirin. Onların küçücük yüreklerine ağır gelir o. Bizim de kalbimize ağır geldiği gibi. Ateş düştü ocağımıza, ateş. Saniye Hanım, yine karılar bağlamayın ya. Her şey yoluna girer. Mal bu gelir de gider de. Allah can sağlığı versin. Gerçi o iki genç gitti ama ne diyelim. Kader diyeceğiz. Ben Mustafa abi ilk defa böyle görüyorum. Allah bir daha da göstermesin. Amin. Amin. Buyur abi. Hadi. Nereye de oğlum senin bu ikizin? Ha? Biz canımızın malımızın derdindeyiz. Nereye de oğlum bu adam? Sabah konuştum abi. Yayla da arkadaşın da kalıymış. Bir iki gün orada da kalacak. Kimmiş bu arkadaş? Sen tanımazsın abi, bir arkadaşı işte. Biraz orada takılacak, sonra ben kulağından tutup getiririm, merak etme sen. Sen söyledin mi başımıza gelen? Abi, anam beni arayınca limana koştum. Orada olmadığınızı da görünce koştur koştur eve geldim. Arayamadım yani. Söyle. Arayıp söyleyebilsin. Tamam abi, merak etme sen. Dinlenmene bak, hallederim. Tamam koçum, sağ ol. Yani nereye? Tersaneye. Orada yoksa Fikret'e. Nerede yaşar, ne yapar öğrenmeye. Sonra? Aa dur, sonrasını ben söyleyeyim. Sonra gidip adamın kafasına silah dayayıp gemimi sen batırdın diyeceksin. Sonra adam senden davacı olacak. Sonra hadi bakalım ayıkla pirincin taşını. Ya Devrem, Allah rızası için bir kez. Sadece bir kez. Bırak bana. Ben gideyim bu adamı sorguya alayım. Sen şikayetçi değil misin bu adamdan? Şikayetçisin. E güzel işte. Ya müsaade et, ben de işimi yapayım. Sen de konuştuğumuz gibi hadi Mustafa abinin yanına. İyi, bu seferlik öyle olsun. Ama bana ne olup bittiğini anlatacaksın Devrem. Ya sen burnunu bir b**ka sokmadan eve var da. Bak, çok istiyorsan sorgu tutanağının bir kopyasını kendi ellerimle takdim edeceğim sana. Oldu mu? Ters yeri de girmişsin. E sen girme diye girdim işte. Sen girme diye girdim. Ya hadi polis gelecek şimdi, çekeyim şunu şuradan. Hadi sen de yoluna, haydi hadi. Alo. Ha bak şimdi. Bu Genco Tarman mıdır? Tamar mıdır? Nececik'sa bunun evini, barkını, adresini bana gönderin. Bir de iki memur arkadaş gönderin. Bu aksi yolunda bekliyorum ben. Tamam hadi. Efendim. Uyuyor muydun bu saatte? Yok be, uyumaydım. Öyle biraz uzanaydım da. İçim geçmiş. Eve gelsen iyi olur. İkizum,
Sen mevzuyu anlamadın galiba. La anladım, anladım da. Anladıysan ne o zaman? Gemimiz battı oğlum. Galeli bir battı. Cahit abi, Süleyman abi. La ikisi de öldü oğlum, öldü. Mustafa abim kurtuldu. Kaptan da öyle, çok şükür. Alo, duydun mu beni? Duydum. Mustafa abime bir şey demedim. Yayla da arkadaşla dedim. Yol yakınken çık gel be kardeşim. Bak sağ o arabayı kim verdiyse git geri ver. Dön gel bir öküzüm evine. Alo. Duyar mısın beni? Alo. Kızım, ablan aradı mı? Gelecek mi akşam? Geleceğim dede. Ne kadar güzel olmuş. Bu cümleyi duymak bile istemiyorum. Nilüfer Hanım. Teşekkürler Hülya. Melek. Efendim abla? Doğum günün kutlu olsun. Abla çok teşekkür ederim. Çok güzel bu. Beğendin mi? Teşekkür ederim. Gel. Kuzum kusura bakma. Paket falan yapamadım. Kağıt bulamadım. Çok güzel. Neymiş o güzel olan? Bir soru sordum. Cevabını alamadım. Genco Bey, Meleğin doğum günü ya. Ben ona çam sakızı, çoban armağanı bir şey hediye ettim. Çıkar onu bileğinden. Hülya ablamın hediyesi. Çıkar onu bileğinden dedim. Kızım çıkar. Doğru. Olmadı kızım, çıkar. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Evet, hadi arabaya. Hayırdır inşallah. Genco Tamar. Benim. Ali komiserim. Hayırdır, bir sorun mu var? Hakkınızda şikayet var. Nilüfer'ciğim, sevgili karıcığım. Melek, sevgili kızım. Siz arabaya geçin. Melekciğim sen arkaya otur. Biliyorsun yolu görmezse anneni araba tutuyor. Hülya Hanım siz de hemen işinize bakın. Buyursunlar sayın komiser. Sorun nedir? Kaleli ailesinin gemisinin batması. Kaleli? Ha, hatırladım. Kaleliler. Hatırladım da benle ne ilgisi var onu anlamadım. Genco Bey, anlatamadım galiba. Hakkınızda şikayet var. Komiserim. Şimdi bakın. Kaleliler için üzgünüm. Yani Karadeniz'de gemilerinin batmasına. Elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Ama şimdi sizin elinizde bu şikayeti güçlendirecek, kuvvetli şüphe oluşturacak delilleriniz varsa önce avukatlarımla görüşmelisiniz. Anlatabildim değil mi? Bakın bir de size şöyle anlatayım. Müsaadenizle.
Sayın komiserim. Şimdi benim şurada 20 fidan gülüm var. Memur bey biraz şöyle durur musunuz? Bir sabah uyandım, bir de baktım ki güller çalınmış. Düşündüm. Kalelilerden şüphelendim. Size şikayette bulundum. Şimdi siz gidip kalelilere Genco Bey'in güllerini siz çaldınız diye sorguya mı çekeceksiniz? Herhalde bu yaptığınız şeyin mantıksızlığını size izah edebildim, değil mi? Küçük kızımın doğum günü bugün. Büyük otelde kutluyoruz. Şu andan itibaren siz de davetlisiniz. Müsaadenizle. Genco Bey. İsmimi nereden biliyorsunuz? Ali komiserim. Esma Hanım da davetli. Parti 8'de başlıyor. Melekciğim, çalışanlarla fazla samimi olmaman gerekir. Tabii şimdi sen diyorsun ki insan sevgisi, değer vermek falan bunlar güzel şeylermiş gibi geliyor sana. Aslında öyledir de. Ama kime gösterdiğin önemli. Sınırlarını doğru koymalısın. Sen Hülya Hanım'ın arkadaşı değilsin ki. Patronusun. Eğer sen ona arkadaşıymış gibi davranırsan o da sınırlarını bilemez. Yeri geldiği zaman ona sen göstereceksin kim olduğunu. Hatırlatacaksın. Sen onun patronusun. Ayrıca ucuz şeyler insanı ucuzlaştırır. Mercan'ı almaya araba gönderdiniz mi? Evet Genco Bey. Özkan abi almaya gitti. Vallahi bu olup biten hiç hoşuma gitmiyor ha. Biliyorum ana. Biliyorum. O kadar çok söylesin ki. Söylerim de ne oluyor? İşe mi yaray sanki? Bu elbise göndermek de neyin nesi ya? Aç mıyız, açık mıyız, yardıma mı muhtacız? Ne de o? Sadece hediye ana. Hediye. Selam. Tamam, geliriz. Efendim, Genco Bey sadece Mercan Hanım'ın gelmesini istedi. Siz davetli değilsiniz, çok özür dilerim. Ha biz de çok meraklıydık onun davetine. Geç kızım içeri, sen de gitmişsin. Haydi uğurlar ola. Hanımefendi, Genco Bey. Başlatma Genco Bey'ine. Ana. Tamam. Biz gidelim. Buyurun. Mercan. Ne oldu senin Genco Efendi'ye? Sadece Mercan'ı alın gelin demiş. Hayırdır, bizi beğenmedin mi? Tamam, uzatma. Ha bu kızın hediyesidir. Bizim de tebrik ettiğimizi söylersin. Tamam. Hadi sen gidiyorsun. Çok meraklıydım o herifin ettiği düğüne derneğe. Estağfurullah. Karı uzatma da, uzatma da. Söylenecek hiçbir şey yok. Ne diyelim ki? Doğru diyorsun babam. Söylenecek hiçbir şey yok. Şu fakirenden ne gelirse gücüm yettiğince artık. Sen yine de duanı eksik etme babam.
Her daim, her daim. Hadi kızım, Allah'a emanet ol. Sağ ol babam, siz de. Bir ihtiyaç falan olursa. Eyvallah. Şu Mustafa'ya da kol kanat gerin ha. Unutmayın olur mu? Oğlum sen de şu Murat'ı bul. Tut kullandı, getir buraya ya. Böyle bir zamanda dip dip olmamız lazım ha. Tamamdır hocam. Hadi bakalım. Kardeşim doğum gününe geldi. Peki buyurun. Muratcığım, neredesin? Odadayım abi. Aşağı gel, balo salonundayız. Benim küçük kızın doğum günü. Hem alemle de tanışmış olursun. Tamam abi. Geliyorum şimdi. Thank you.
Melekciğim. Tabii biliyorum şimdi sen arkadaşlarınla birlikte doğum gününü kutlamak isterdin ama hep beraber olmamız da fena değil ha? Evet. Güzel. Bayıldım bu cevaba. Hasan'cığım, sonunda teşrif ettiler. Hasan'cığım hoş geldin. Murat'la tanıştınız. Tanışmam mı gerekiyor? Ben yine de tanıştırayım. Murat, büyük ve ukala kızım Hasan. Annemin kocası, benimle alakası yok. Kızım Melek. Doğum gününüz kutlu olsun. Merhaba. Eşim Nilüfer. Memnun oldum. Ben. Mercan'ı tanıdığını tahmin ediyorum. Buyur lütfen. Uşaklar nerede? Abla gidin ders çalışın dedim ama onlar da öylece oturuyor işte. Tahir yarın cenaze işlerine biz koşturalım. Ben konuştum abi. Yarın sabah yanlarına gideceğim. Ne gerekiyorsa. Giderim beraber. Abi bu sigorta için istediğin kağıtları ben alamadım. Yok acelesi. Zor zaten o iş. Daha kemiği çekecekler tersaneye. İncelemesi yapılacak. Raporu yazılacak. Sigorta kapsamına gireyim mi ona bakılacak. Hadi girdi diyelim. Hemen öyle parayı vermezler oğlum. Sezon sonuna kadar ses çıkmaz o işte. Kaleli 2 limanda konuktaydı. Biliyorsun hazır değil ha. Ne kadar malzeme varsa aldık İstanbul'dan getirdik öbürüne taktık işte. Çıkamaz onlar suya. Senin anlayacağın sezon gitti gider. Geçmiş olsun. Uşaklar gelmiyor mu yenge? Biz onları daha önceden yedirdik. Fatih nereydi? Dışarı çıktı az önce. Fatih gel oğlum, sofra hazır, haydi. Geldim abi. Hasan, işler nasıl bakalım? Okul nasıl gidiyor? Canım, iyi misin? Solgun gözüküyorsun. Yo, çok iyiyim. Çok hem de. Ha, bu arada Murat çok geçmiş olsun. Kaleli bir batmış. Ne? Murat doğru mu? Kızım aradı ben de ondan öğrendim. Yani şimdi düşünüyorum da Tahir'le Mustafa ya perişan olmuşlardır ya. Evet abi, sağ ol. Tahir Bey'in kardeşi mi oluyorsunuz? Evet de siz abimi nereden tanıyorsunuz? Oğlu benim sınıfımda. Yiğit. Yani dünya küçük.
Trabzon daha da küçük. Melekciğim, bu dansı bana lütfeder misin? Ailenizin gemisi batmış ve siz burada oturuyorsunuz, öyle mi? Şu ara durumlar biraz karışık. Murat, evde olman gerekirdi. Senin ne işin var burada Mercan? Mercan bizim oğlumuz Tarık'ın sözlüsü. Yani sayılır Murat Bey. Tarık. Evet. Oğlumuz Tarık anneciğim. Ne güzel. Genco sizden hiç bahsetmedi. Şaşırdım. Yanında işe mi başladınız? Genco'nun adamı oldunuz yani. Tebrik ederim. Ben kimsenin adamı çakalı falan değilim. Mutlaka. Mutlaka öyledir. Kızım, öyle olsa soframızda oturur mu? Harika bir doğum günü. Bir şey mi dedin Mercan'cığım? Yok. Önemli bir şey değil. Bu aralar hiç keman sesi duymuyorum. Çalışmıyor musun yoksa? Bırakmadın değil mi kemanı? Sakın ha. Dersler yüzünden. Bu gecenin şerefine bana bir şeyler çalarsın değil mi? Otursak mı artık? Oh, neden? Daha yeni başladık. Bak bu balo salonunu senin için kapattım. Hop. Ayrıca daha pasta keseceğiz. Artık oturalım. Ama... Tahir. Abim ne yapıyor? Hiçbir şey. Öylece oturuyor. Çocuklar? Onları da erkenden uyuttuk. Yani normalde kıyameti koparırlardı biz bu saatte yatmayız diye ama... hiç sesleri çıkmadı. Tahir. Söyle nefesim. Ben bir şey soracağım ama ben çok saçma. Neymiş? Şimdi gemilerden bir tanesi benim ya. Yani bana mihir edildi. Ben onu satabiliyor muyum? Allah Allah, ne yapacaksın sen onu satıp? Ne bileyim. Borcu harcı öderiz. Belki gemi kurtarılabilir. Tamir edilir mi? Bilmiyorum ki. Dur bakalım. Gün doğmadan neler doğar. Teşekkür ederim. Ne için? Bunu düşündüğün için. Bu düşünmek değil ki. Senin yaptığın gibi. Derman oluyorum. Her gün şükrediyorum ben. Karım olduğun için.
Ne gözün diktin bu kayasın bana? Demeni bekliyorum. Ne demen bekliyorsun? Ya kimdir necidir bilmediğimiz insanlar. Olan yok piyasada. Sen de maşallah yangından kaçırır gibi verdin kızı. Kızları için gözyaşı döken adama ne oldu ha? Sen karışma. Ne demek karışma? O benim de kızım, benim de. Kızına? Sahip çıksaydın da kızlarına. Ne oldu, ne yapmışım ki? Ya geç içeri, zaten rezil olacağımız kadar olduk. Geç içeri hadi. Yürü. Yürü diyorum sana da. Geç içeri, geç. Ne yapmışım ben ha? Söyle ne bileyim ben, ne yapmışım? Yaptığını değil, yapmadığını söyleyeyim ben sana. Söyle. Hı? Söyle, söyle. Bir kızın düğünden kaçtı. Biri kendini kesti, jiletledi, yok hap yuttu. Sen ana olup da dizginledin mi? He? Ben yüz göz olmayayım diye uzak durdum ha? Sen ne yaptın? He? Hastane köşelerinde kız toplamaktan sıkılmadın mı? Utanmadın mı? Benim suçum ne? Benim suçum ne? Benim suçum ne? Benim suçum ne? Yani elimiz boğrumuzda mı yaşayalım? He? Tayyip sevdası acaba ne zaman coşar? Bu sefer kendini asar mı, keser mi? Yani bu dertten mi yaşayalım? Ha bunun yolu da hiç tanımadığın etmediğin adama eski ceketini verir gibi kızını vermek mi? Ya kim gözünde gönlünde Tahir olan, onun uğrunda kendini öldürmeye çalışan bir kıza yani gelinim der, kızım der, canım der, aşkım der, kim der? Ne oldu? Niye gittin? Türkan Hanım, hani niye sustun? Hani böyle cevap cevap konuşuyordun da, konuşsana şimdi. Ya ben istedim ki bir an evvel yurdunu, yuvasını kursun, evini, barkını bilsin, Tahir'i unutsun. Ben bir daha öyle hastanelere... Benim... Kızım öldü mü benim kızım diye koşmak istemiyorum. Benim sana olarak bulduğum bu. Sen daha iyisini biliyorsan söyle onu yapalım. Yılbaşı tatilinde de Alp Dağları'na gideriz Melekciğim. Alplerde güzel bir yılbaşı tatili yapacağız. Aa! Melekciğim. Hemen bir dilek diler misin? Söylersen dileğim gerçekleşmez ki. Bravo Melek. Yani ne saçma bir soru oldu. Nice yıllara Melek. Teşekkür ederim. Ay kızım çok merak ettim. Açsana herhalde içinde el örgüsü, patik falan var. Sonra açarım anne. Bu da benim sana güzel kızıma hediye. Teşekkür ederim. Melek, ben apar topar geldiğim için bir şey alamadım, kusura bakma. Merak etmeyin. İlk maaşınızı da alırsınız. Abi, ben müsaadenizi istesem artık. Ben de geç oldu. Ama Melek'in pastasından yemeyecek misiniz? Yok, sağ olun. O zaman Murat, Mercan'ı evine bırakırsın. Olsun, müsaadenizle. Herkese iyi akşamlar. Tekrar iyi seneler Melek. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Meleğim, iyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Çok güzel. Sevdin mi? Meleğe yakışır. Seni seviyorum. Sıra geldi benim hediyeme. Çok güzel. Rutni Lüfer. Görelim bakalım boynunda.
Melek'ciğim, saçlarını topla. Bakayım. Ah, çok yakıştı. Yakıştı değil mi? Tamam. Alo? Ha? Affedersiniz. Dinliyorum. Devam. Kızım, saçma sapan davranıp da babanı delirtme. Hala baba diyorsun ya. Gerçekten Azmi'ne hayranım anne. 40 defa deyince bazı şeyler olurmuş da. Bu imkansız.